Türkiye'nin birliğine, Türkiye'nin dirliğine kastetmiş, terör örgütüne sırtını dayayanların bu seçimi kazanma gayreti gözlemlendi. Bu kazanan kim olursa olsun seçim sonucunda Türkiye'nin kaybettiği çok önemli bir mevzi olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'de ilk defa terör elebaşısı İmralı'daki bebek katili bu seçimin figürü haline getirildi. Maalesef de bunu Adalet ve Kalkınma Partisi ile küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi birlikte yaptılar. Daha da öteye gittiler. Vatandaşın vergisiyle yayın hayatını devam ettiren TRT'yi de bu ihanete ortak ettiler. Geçtiğimiz hafta Grup Başkan Vekilimiz Sayın Yavuz Ağıralioğlu ve milletvekili arkadaşlarımız mecliste bir basın toplantısı yaparak TRT hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmişti. Bugün burada milletvekili arkadaşlarımızla beraber TRT Genel Müdürü ve TRT Kurumu hakkında savcılar suç duyurusunda bulunmak üzere geldi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergisiyle kamu kurumu olarak yayın yapan TRT'nin asli görevi tarafsız bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmek ve doğru bilgileri aktarmaktır topluma. TRT Kanunu'nun 5. maddesindeki genel yayın esaslarına göre TRT'nin görevi anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve milli egemenliğini korumak ve kollamaktır. 23 Haziran seçimlerinden önce gazilerimizin, şehitlerimizin ve bütün Türk milletinin vicdanlarını yayınlayan bir röportaj TRT ekranlarında yayınlanmıştır. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan 74 askerimizin şehit edilmesi emrini veren hain terörist Osman Öcalan'ın TRT ekranlarına çıkarılması Türk milletinin, Türk devletinin vakarını örselemiştir. Bu yayın TRT'nin yayın hayatına kara bir leke olarak geçmiştir. Yapılan röportajda hain Osman Öcalan TRT aracılığı ile terör örgütünün cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek övmüştür. Terör mücadele kanununa göre açıkça suç işlemiştir. Bu programı hazırlayanlar, bu programın yayınlanmasına izin verenler, Türk milletine karşı işlenmiş bu suçun sorumlularıdır ve Türk milletine karşı yargı önünde hesap vermek zorundadırlar. Biz de bunun için grubumuzdaki tüm milletvekili arkadaşlarımızla beraber Türk adaletine, Türk savcılarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına bu suç duyurusunda bulunmak üzere bugün adliyedeyiz. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek istedim. Teşekkür ediyoruz.